Elveç ve piyasalardan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi tüm piyasalara yönelik gördüğünüz gibi dolar, borsa, borsalar, Dow Jones, DAX olmak üzere hisse senetleri, endeksler, pariteler, VIX endeksi, Amerikan faizleri, Alman faizleri, bizdeki faizler, altın, gram altın, ons altın, bütün hepsi detaylı bir şekilde yükleniyor. Biraz ağır yükleniyor ama bir problem var. Neyse hemen geçiyorum. Sanal paralara. Sanal paralarda özellikle hatırlayacaksınız. Güvenli alış bölgesi olarak bahsetmiş olduğumuz 6.000 seviyesi ve hedef olarak vermiş olduğumuz 12.000, 11.000 aralığı 11.700 olarak görüldü. Zaten tablomuzda da gördüğünüz gibi evvelsi günde bahsetmiş. 11.700. Artık buradan itibaren satış gelecektir. Bekliyoruz. Nereye kadar? 9.600, 9.100'e kadar. Hatırlayacaksınız 6.000, 6.300, 6 bu bölgeden alış demiştik. 12.000'lere kadar bir hareketten bahsetmiştik. Sonrasında 11.700 tamam artık burası satış bölgesi dedik ve 9.000, 9.500 bölgesine doğru geri çekilmeden bahsetmiştik. Şu an için bugün itibariyle kaç görüldü? 9.800 görülmüş. Yani biraz daha bir hareketin aşağı gelmesi bekliyoruz. Yarın öbür gün yani bugün ne? Cuma. Cumartesi günü daha tamam burada yatağa girdi veya yükseliş tekrar başlayabilirin mesajını almak için yorumluyoruz ama bahsetmiş olduğumuz artık bu bantta daha stabil, daha sakin sanal paralar göreceğiz. Yani yatay hareketler gelecektir bundan sonra. Hemen buradan şöyle diğer paralara da bir şöyle göz ucuyla bakalım. Yani nokta olarak fiyatlamalar görüyorsunuz. Tablolarımıza bahsetmiş olduğumuz seviyeler nokta olarak çalışıyor ve beklentilerimizi karşılamaya devam ediyor. Diğer tüm paralarda da bir kar realizasyonu ihtimalinden bahsetmiştik, bahsediyor durmuştuk. Şu an için bir ağırlık var ama diğer paralar için de detaylı bir çalışma yapacağız. Ama şu an için tüm piyasalara yönelik çalışmalarımız yükleniyor. Birazdan sizlerle olacak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.